Paşa Hazretleri, benimle gelin. Sen delirdin mi be adam? Dışarı çıktığım anda lime lime ederler beni. Hünkârımızın emrine karşı mı çıkıyorsunuz? Kendilerine bunu mu söyleyeyim? Yeniçeri aç! Aç! Hikmet Ağa denen gafilin itirafını işittim. Söylediğine göre benim iki Yeniçeri ağamı öldürtmüşsün. Doğrudur hünkârım. Lakin buna mecburdum. Aksi halde isyan çıkartıp sizi tahttan indirmeye teşebbüs edeceklerdi. Suçunu kabul ediyorsun demek. Kaldır başını! Kaldır! Ben yalnızca sizi korumak istedim hünkârım. Biraz evvel öldürülen Hikmet Ağa onlardı. Ben yakaladım. İtiraf ettirdim. Gizlice isyan tertip etmişler. Şehzade odağınıza girmeden isyan çıkartacaklardı. Buna mani oldum. Bırakın! Herkes senden nefret ediyor. Senin kelleni istiyorlar. Senin yüzünden masum bir şehzadeye kıydığını söylüyor herkes. Bir baba olarak vaziyet sanıyorum hünkârım. Acınız büyük. Acınız tarifsiz. Lakin bir hükümdar olarak en doğru kararı verdiniz. Zinhar şüpheniz olmasın. Şehzade Mustafa masum değildi. Nizam-ı alem için buna mecburdunuz. Siz bir cihan padişahısınız. Şimdi her zamankinden güçlü olmalı. Hükmünüzün arkasında durmalısınız. Aksi halde nizam bozulur. Hanedan-ı Osman'ın istikbali tehlikeye düşer. Paşa, seni arz ediyorum. Derhal mührü teslim et ve ordu kağıt terk et. Bari tahta döneceksin. Seninle ilgili nihai kararımı sefer ertesinde vereceğim. Yıkıl karşımdan! Hünkârımız Sultan Süleyman'ın Hazretleri, Vezir-i Azam Rüstem Paşa'yı azletmiş ve ordugâhtan sürmüştür. İstediğiniz oldu. Nizamı sağla artık. Madem artık Vezir-i Azam değil, ona istediklerini yaparlar paşam. Ben karışmam. (Gülüyor)